Aşılama erkek sperminin yıkayıp ayıklanıp en hareketli ve en sağlıklı kısmının rahim içine verilmesi işlemidir. Bu işlem sırasında da yumurtanın çatlamış olduğuna emin olunması gerekir. Dolayısıyla da aşılama işleminde önce kadında yumurta takibi yapılır. Yumurtanın çatlayacağı ya ilaçlarla doktor tarafından ayarlanır ya da doğal yoldan çatlaması beklenir. Çatladığını gördükten sonra aynı gün sperm alınır erkekten, yıkanır en iyi e, kısmı dediğimiz kısmı da rahim içine verilir ve böylece de del, döllenme şansı iki anlamda arttırılmış olur. Bir, kadının yumurta sayısı daha fazla olduğu için daha çok gebelik olabilir. İki, e, erkeğin en sağlıklı sperm kısmı verildiği için de e, yine gebelik şansı arttırılabilir. Bir de tabii rahim ağzından rahimin tepesine kadar olan 7-8 santimlik bir yolu, Bypass etmiş oluyor böylece spermler ve kolayca ulaşmış oluyor bu durumda. E, aşılama dünyanın en iyi merkezlerinde bile yapıldığında %17-18 civarında gebelik oranı olan bir yöntemdir. E, tabii ki çok başarılı bir yöntem ama her hasta için uygun değildir. Bunun için hastanın tüplerinin açık olduğuna emin olunması şarttır. İkinci faktörde yıkadıktan sonra en az 3 milyon spermin kalmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüp bebekte yollar bundan farklı. Sperm de yumurta da dışarıda bir araya getiriliyor genellikle mikro enjeksiyonla. Rahim içine konan sperm değil bu kez embriyonun kendisi oluyor. Yani bebeğin kendisini içeriye koyuyoruz. Burada gebelik şansı tabii ki aşılamaya göre çok çok daha yüksek oluyor.